Hoş geldin Tata Çocuk. Kıymetli gençler hoş geldiniz. Daha önceden Barış Yayınları'na ait tyt Matematik soru kitabını ve geometri soru kitabını incelemiştik sizinle. Bu biraz geç kaldı. Kitap anca elime ulaştı. Ee, biraz imzalı kitap bekliyordum ama on, olmayınca ne yaptık bu sefer? Kitabı satın aldık. Satın alma linkini aşağıya koyayım. Zaten sizlerin çoğunda da bu kitap var. <laughs> Özür. Olmayanlar için de en azından bir ön bilgi olsun. Kitabın içeriğiyle alakalı işte sorularınız, kafanızda olan soru işaretleri biraz giderilsin diye böyle bir video çekeceğiz. Kitabı biliyorsunuz zaten. Reklamlarını şunu bunu çok görmüşsünüzdür. Çözüm videoları da yavaş yavaş başlamış bulunmakta. Oradan da tabii yakalamışsınızdır. İşte kapak zaten öncekilerle neredeyse birebir aynı. Yazarları işte kitabın adını şusunu busunu görüyoruz. Arka kapak aynı öbürleriyle beraber bir üçlü şeklinde gösterilmiş. Akabinde açıyoruz ilk sayfa yine benzer. İşte burada yazarlar, baskı, şu bu gibi. Burada kitaba katkı yapan öğretmenlere teşekkür yazısı var. şunu görüyorsunuz iki numarada ismimizi yazdırmışız. Buradan Barış Hoca'ya da tekrardan teşekkür edelim. Böyle bir çalışmada bize yer verdiği için. Konulara bakacak olursak polinom ikinci dereceden denklem parabol ikinci dereceden eşitsizlik trigonometri 1 2 logaritma diziler fonksiyonlar limit süreklilik türev 1 2 ardından integral sayma binom ve olasılık var. Test sayılarını görüyorsundur muhtemelen. Mesela polinomlardan 9, ikinci dereceden denklem 8, parabol 11, eşitsizlik 8. Trigonometri toplamda 18, logaritma 12, diziler 11, fonksiyonlar 9. Limit ve süreklilik beraber 10. Türev 1, 2 toplamda 27. integralde toplamda 25, sayma 6, binom 3, olasılık 7 adet test var. Gene giriş kısımları benzer şekilde. Tabi biraz renk farkı var. Ee, buradan okuduğunca konuyla alakalı bir ön <laughs> video oluyor. Bilgilendirme videosu. Gene aynı şekilde yürüyor. Yani nasıl? işte kazanım bakış. Yani kazanım bizden konuyla alakalı hangi kazanımlar bilinmesi gerekiyorsa, hangileri isteniyorsa onlara ait bir takım sorular var. Temel seviyede. Ardından ÖSYM tipi sorular diyeceğimiz ÖSYM bakış testleri var. Sonrasında da ne geliyor? Tabii ki de gelmedi henüz. Son bakış. Son bakışta tabii sorular biraz daha sert ve e, ee, hakiki manada yeni neslin dibini görebileceğimiz ne var? Barışça bakış testi var. O da şu. Do gördüğünüz 9. test oluyor. Ardından ikinci konuya geçiyorum. Konu ilerleyişleri gene benzer şekilde. Yani e, sayfaları şöyle çevireyim. Siz de görmüş olun. E, yani mesela burada parabole geçtik. Soruların e, yapısını, şeklini, şemalini görüyorsunuz. Nasıl olduğuna dair bir takım Ön bilgilendirme gibi olsun bu size. <laughs> Dikkat edecek olursanız son testler, son grup testler biraz daha kendini belli ediyor. Hem şekil olarak hem de e, sorunun uzunluğu, yapısı, ÖSYM'nin formatına yakınlığı gibi şeylerle çok harika görünüyor. Ben bir fırtıça geçeceğim müsaadenizle. Bu şekilde yürüyor. Bakınız mesela bu ikinci dereceden eşitsizliklerin son testleri. Gayet tatlı görünüyor. Aynen. WhatsApp sorusu her kitapta var. Ardından son test. Sonra neye geliyor? Trigonometriye. İşte bizim canavar konumuz. Hakikaten kendisini çok sevdiğimiz. Trigonometri konusu. Kitabı şöyle ortalayayım. Şimdi bunlara zaten aşinasındır bu tip sorulara. Bunlarda bir problem yoktur. Yani kitabı diğer kitaplardan ayıran zaten kazanım bakış testlerinin ötesinde işte bu ÖSYM bakış testleri. Tabii konu trigonometre olunca ÖSYM bakış biraz daha farklılaşıyor. Ardından tabii ki de barışça bakış testleri. Üçüncü bölümde ne var 3. bölümde? Logaritma diziler fonksiyonları beraber kardeşçe bulunuyor. Burada kazanın bakış testlerini geçince ÖSYM bakış testlerindeki sorular şu şekilde. Hızlı bir göz atmış olalım. Son bakışı da var. Baya sert sorular var burada. Ardından diziler. Tatlı bir konu. Soru da geliyor. Gayet güzel de soruları var. Yani bu sorulardan bazılarını hatırlıyorsunuzdur. Mesela şu <laughs> Bizim kanalda da çözdüğümüz geçen sene sınavdan önce yayınlanan Denebi AYT Barış Yayınları'na ait AYT Matematik Branş Denemesi'nin içinde vardı. Çok tatlı bir soruydu. Kendisine buradan tekrar teşekkür ederim. E, yürüyüş bu şekilde, gidişat bu şekilde. Gene şu soruyu da sanırım hatırlamışsınızdır. Yok bu soru değil. Şeklini benzettik. Sonra fonksiyonlar var. Fonksiyonları birinci kitapta da zaten Derinlemesine vardı. Orada almıştınız. Ve son soru pardon özür. Konu grubu ne o? Limit türevi integral veya LTE dediğimiz. Bizim kanalda kampını başlattığımız zaman devamını getiremediğimiz. Ama kısmetse ikinci dönem niyetimiz o. Onu tamamlayacağız. İşte burada limiti bitiriyor. Türevi geçiriyor. Geçiyor. Tabi türevin klasik sorularının ardından ne geliyor abi? İşte yürüyecek olursak. Türev 2'ye geçmiş. Demek ki araba basamakta o son bakış testleri yok. Türev 2'ye geçiyoruz. Tabii türev, konu türev olunca test sayısı da haliyle çok artıyor. Soru çeşitliliği de görüyorsun. Fazlasıyla çılgın. Yani soruların benzerini diğer kaynaklarda muhtemelen görmemişsindir. Özellikle son testlerin. Sonra ne geliyor? Son bakış testi. Ardından ve barışça bakışla burada işi bitiriyor. Yani bu kırmızılığı, bu tonu görünce insan biraz ne yapıyor? İster bir heyecan yapıyor. Sonra integral geliyor ve neredeyse kitabı tamamlamış oluyoruz. İntegralle de beraber işte burada gene kazanım testleri var. Yani konuyla alakalı bilmenizi istediğimiz veya ÖSYM'nin müfredatında neler bilmemiz gerektiğini bize gösteren testler. Ki burada da çok tatlı sorular var. ÖSYM bakış testlerini görüyorsun. Buradan da yine tanıdık sorular vardır ki o denemenin içinde yani geçen sene çözdüğümüz kanalda sınavdan önce çözdüğümüz o AYT branş de çok tatlı sert bir e, integral sorusu vardı. Hatta birkaç farklı kanalda da onun çözümü yapılmıştı izlemeyen arkadaşlar denemeyi uygulayıp çözebilirler. Yani eğer tabi türevi integrali falan da tamamladıysanız. Sonra ne geliyor abi? İşte sayma ve olasılık dediğimiz kısım. Böylelikle kitaba nokta koymuş oluyoruz. Aynen. Evet son sayfalar. Hız koridoru demiş. Geçiyor. Ve bit. Gene şu soruyu da hatırlıyorsunuzdur. <laughs> bu da o denemede vardı. Bu soruyla alakalı baya bir e, yorum da gelmişti. Kitabımız kaç sayfa? 324. Abi gayet başarılı. TET ile alakalı bir takım e, şikayetler diyelim veya serzenişler oldu. İşte cevap anahtan da bir takım hataların olduğunu, bazı soruların biraz düzeltilmeye ihtiyaç olduğunu falan gibi. Fakat bu iki kitapla alakalı henüz bir e, şikayet, bir serzeniş. Herhangi bir yanlışın olduğuna dair bir şey yok. Yani üç kitabın da soruları gayet başarılı. Temiz, müthiş, on numara. Hayatım, e, keyfim on numara diyor. Aynen o şekil. TYT'nin bir elden geçmesi lazım anlaşıldığı kadarıyla. E, bunu Barış Hoca'dan rica ettik. PDF'si gelince o kitabı bir baştan sona tekrar tarayacağım. Kısmet size. Ayete kitabımızın şekli şemali de bu. Aynen gayet başarılı bir kitap. Çözmenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda kabaca bir 4 ayımız var. Abi bu 4 ayı da iyi değerlendirmeniz sizin için iyi olacaktır. Niye abi? 12. sınıfsan şu an hemen hemen herkeste mezun düşüncesi falan var. Bundan uzak dur. 4 ay çok ciddi bir e, süre. Eğer mezunsan da zaten son kurşununu atacaksın. O yüzden o yüzden aklına her bu tarz olumsuz düşünceler geldiğinde dersin başına oturabilmeyi başarmalısın tatlı çocuk. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olmak ellerinizden öper. Bir de kanala abone olduktan sonra da abone kalırsanız çok mutlu, keyifli oluruz. Niye? Çünkü bizim kanal daha çok yeni, daha çok körpe. Abone sayımız henüz 1500'lerde falan. Yani bunu onlara, 15 binlere filan ancak sizinle çıkaracağız. Dolayısıyla abonelik e, bizim için önemli. E, yani sizden ricamız da o olsun. E, aynı zamanda iyi çalışmalar deyip burada noktalayalım. E, başka videolarda diyelim görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.